Merhaba arkadaşlar. Bugün de size daha önce nasıl katlandığını ve nasıl motif oluşturulduğunu göstermiş olduğum Nescafe kağıtlarından çanta nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şu çantayı yapacağız arkadaşlar. Bunun için şöyle, gerçi ben o videomda detaylı anlattım ama şimdi burada da şöyle küçük bir örnek vereyim. Nescafe kağıdımı alıyorum. Şu poposunun olduğu kısmı değil de ağız kısmını kesiyorum. Şöyle katlıyorum. Sonra bunu böyle katlıyorum. Şu vaziyette. Bunu böyle katladıktan sonra şöyle alıyorum. Şuradan N harfinin N'sinin oradan şöyle tutturup arkadaşlar şu vaziyette şöyle tel zımbayla zımba atıyorum. Tel atıyorum şöyle. Bakın. Şu vaziyette tel attım. Zımbamızı yaptıktan sonra şöyle tutuyorum. E harfinden itibaren kesip şu şekilde katlıyorum. Şimdi takmaya geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde sokuyorum. Bu şekilde. Bir tane daha alıyorum. Şuradan şöyle içeriye geçiriyorum. Şöyle. Şimdi bir tane daha alıyorum. Onu şuradan içeriye sokup şöyle içeriye sokup şu tepeden aşağıya indiriyorum. Bu şekilde. Şöyle. Sadece yazıların gözükmesini istiyorum. Bu şekilde takıyorum. Sonra bunu alıyorum. Şunun içinden şöyle şuradan geçiriyorum. Şöyle geçiriyorum. Bir tane daha alıyorum. Şunun içinden geçiriyorum şuradan. Şöyle geçiriyorum. Arasını açıyorum. Şunu bunun içine sokuyorum. Ve çekiyorum. Ve çekiyorum. Sırf yazılardan, harflerden oluşan bir çantamız olacak. Yapacağım çantanın tabanı bu. Taban buna dar olur. Onun için bunun yanına ben bir sıra daha yapacağım. Şimdi arkadaşlar bunun yanına ben ikinci sıra yapacağım. İkinci sırayı da şöyle yapıyoruz. Şunu bu şekilde takıyorum. Aynen. Şimdi bunu şuradan içeriye sokuyorum. Şuradan. İkinci sırayı yapıyoruz. Tabanın ikinci sırasına. Bunu böyle itiyorum. Şuradan bir tane daha alıyorum. Bunu da şunun içinden şuradan şöyle geçirip şunun arasını açıp şöyle şuradan dışarıya çekiyorum. Bu şekilde. Şöyle. Şimdi buraya bir tane daha yapıyorum. Onun için şöyle yapıyorum. Şuna bir tane kağıt geçiriyorum. Şöyle. Şöyle geçirdim. Bakın. Sonra bunu aldım. Şunu. Bunu şunun içinden geçiriyorum. Şöyle. Şöyle. Şunu şöyle itiyoruz. Bu şekilde çekelim. Şunu şöyle çekiyoruz. Sonra buradan ben bir tane daha alıyorum. Bunu da şunun içinden şuradan geçiriyorum. Şöyle itiyorum. Arasını açıyorum ve
Şöyle şuraya sokuyorum. Çektiğim zaman bakın ikinci sıramızı oluşturmuş olduk. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı komple yapacağız. Şöyle şunu takıyorum. Bu şekilde. Şöyle takıyorum. Çekiyorum. Sonra şunun arasını açıyorum. Şöyle. Şunun arasına şunu sokuyorum buraya. Şöyle. Ve çekiyorum. Bakın. Bu şekilde çektim. Şimdi buradan bir tane daha alıyorum. Bunu da şunun içinden şuradan şöyle içeriye sokuyorum. Bunun arasını açıyorum. Şunu yakalayıp bunun içine sokuyorum. Ve çekiyorum. Çekiyorum. Çantamın tabanı bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi bu köşelerini kırarak şöyle birinci gövdenin birinci sırasını yapmaya başlayacağız. Şimdi şöyle tutuyorum. Önce bir tane şu kağıdımı alıyorum. Şunun içine sokuyorum. Şöyle. Şöyle tutuyorum. Sonra şunun arasını açıyorum. Şunu. Şunu yakalayıp bunu şunun içine şöyle geçiriyorum. Ve çekiyorum. Şunu da çekiyorum. Bakın şurada şöyle bir bombe oluştu. Gördünüz mü? Şunu sıkıca yukarıya doğru çekelim. Şu vaziyette. Heh. Bakın. Şimdi bir tane daha alıyoruz. Onu da şunun içinden şunun şöyle şuradan şu vaziyette bunun içinden geçirdim. Sonra şunun var ya arkadaşlar şu ilk taktığım. Onu bunun şöyle içine sokuyorum. Şuraya. Şunun içine. Şöyle. Ve çekiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir bombe oluştu. Gördünüz mü? Şimdi bir tane daha alıyorum. Ne yapıyoruz onu? Şöyle şuraya geçiriyorum. Şu vaziyette. Şunu yakalayıp şunun içine sokuyorum. Böyle. Bunu da böyle çekiyorum. Şöyle. Şimdi bir tane daha alıyorum. Onu da şunun içinden geçirip şuradan şöyle geçirip bunun arasını açıyorum. Şunu yakalıyorum. Şöyle içinden geçiriyoruz. Şöyle çekiyoruz. Şöyle. Bu şekilde böyle buraya kadar geleceğim. Şimdi şuraya köşe yapmam gerekiyor. Şöyle yapıyorum. Yine kağıdımı alıyorum. Şuraya sokuyorum. Şunun içine. Şöyle. Çekiyorum. Şunu alıyorum ve onu şuraya şunun içine yerleştiriyorum. Şöyle. Ve itiyorum. Bakın burada bir üçgen oluştu. Gördünüz mü? Şöyle. Bir tane alıyorum şöyle. Bunu şunun içinden şuradan geçiriyorum.
arayı açıyorum. Şöyle. Şunu bunun içine daldırıyorum ve çekiyorum. Sıkıca çekelim çünkü burada köşe oluşturduk. Gördünüz mü arkadaşlar? İki tarafında şöyle bir köşe oldu. Şimdi bir tane daha alıyorum. Onu yine böyle geçirdim. Sonra şunun içini açtım. Şu vaziyette. Öyle. Şunu bunun içine takıyorum. Çektim. Bakın. Şunu çektim. Bunu da çekelim. Böyle. Tamam arkadaşlar. Bir tane daha alıyorum. Bunu da şunun içinden şuradan şöyle arasını açıyorum. Ve bunu şuraya takıyorum. Şunun içine geçiriyorum. Ve bunu da çekiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Böyle oldu. Böyle. Şimdi şuraya biz bir köşe daha yapacağız. Şöyle takıyorum. Sonra bunu alıyorum, şunu. Bunu şuradan içeriye, şuradan. Şöyle geçiriyorum. Şuradan içeri. Ve çekiyorum. Şuradan yakalayalım. Şimdi bir tane daha alıyorum. Kağıt. Onu da şuradan, şunun içinden, şuradan geçirip arasını açıyorum. Şu vaziyette açtım. Sonra bunu yakaladım. Şuradan şöyle içeriye geçtim. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 köşeyi yaptım. Şimdi şu köşeyi yapacağım. Ve sonra birleşme yerini yapacağım. Şu köşeyi yapıyorum. Son köşe. Şunu şu şekilde taktım. Çektim yukarıya. Şunun arasını açtım. Şurayı. Şunu bunun içine soktum. Şöyle. Ve itiyorum yukarıya doğru. Tamam. Çektim. Şunu da çektim. Bakın şurada şöyle minik bir üçgenim oluştu. Köşe. Bunu böyle çekiyorum. Bir tane daha aldım. Bunu şuradan içeriye sokuyorum. Şuradan. Şöyle. Şunu tutuyorum. Şöyle arasını açıyorum ve şuraya yerleştiriyorum. Ve çektim. Bakın. Gördüğünüz gibi köşem oldu. Bakın arkadaşlar. Köşeyi yaptım. Geldim. Şurada şöyle bakın. 3 tane açıkta birleşme artık bitiyor. Yerimiz var. Burada dikkat edin. Kapanma yeri burası. Şimdi şöyle 3 tane boşta kağıdımız olacak. Çıkıntımız olacak. Önce şunu her zaman yaptığımız gibi şöyle takıyoruz. Sonra şunu alıyorum. Yine her zamanki gibi şunun içine sokuyorum. Şöyle. Ve çektim. Bakın. Şu şekilde kaldı. Bakın hala ama burada şurumuz var. Bunu bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Şunun içine şuraya sokuyorum. Şöyle.
ve çekiyorum. Bakın. Şu anda neyimiz kaldı? 2 tane. Şunun içini açıyorum. Şöyle bunu iyice çekeyim şöyle. Çünkü buradan çıkması bayağı zor olacak. Şöyle açıyorum arayı ve bunu bunun içine şu şekilde sokuyorum. Şöyle ve çekiyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Burada artık ikinci sıradan itibaren şöyle köşeler yapılmayacak arkadaşlar. Sadece döne döne gideceğiz. Şunu şöyle sokuyorum arkadaşlar. Bakın şöyle soktum. İkinci sırayı örmeye başlıyorum. Ortadan başladım. Bunu da alıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. Şöyle. Sonra yine bir tane daha alıyorum. Aynı vaziyette. Şuradan içeriye geçirip şuradan içeriye geçiriyorum. Şöyle ilk sırası bu. Sonra bunun arasını açıyorum ve bunun içine sokuyorum. Şöyle. Şimdi bunu devam ediyoruz. Bu sefer şuna bunu bu şekilde takıyorum. Aynen bildiğimiz yoldan devam ediyoruz. Sonra bunu alıyorum. Bunun içine geçiriyorum. Şöyle çekiyorum. Buraya bir tane daha şöyle içinden geçiriyorum bunun. Şöyle çekerim onu sıkıca. Birazcık. Şunu bunun içine geçiriyorum. Şu vaziyette arasını açıyorum ve şunu bunun içine takıyorum. Şöyle. Böyle. Bu şekilde şöyle burayı boydan boya örerek gideceğim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi son bir sırayı daha örüyorum. Ondan sonra artık çantanın ağzını kapatacağım. Şimdi girişi şöyle yapıyorum. Şuradan şöyle soktum. Şunun içinden bir tane çıkartıyorum. Şöyle. Şöyle çıkartıyorum. Şu vaziyette. Şöyle. Şimdi buradan bir tane alıyorum. Bunu şuraya şöyle sokup şunun içinden şuradan şöyle sokuyorum ve arasını açıyorum. Şuradan şöyle dışarıya çıkartıyorum. Evet. Bu şekilde. Son sıraya başladık. Şimdi devam ediyorum. Yine aynen alıyorum. Arasını açıyorum. Şuraya giriyorum. Şöyle. Şimdi bunun içine açıyorum. Şöyle şu vaziyette. Şunu alıp bunun içine sokuyorum. Şuradan yakalayıp şöyle çekiyorum. Şöyle sokayım. Şöyle. Şöyle soktum. Arasını açtım. Ve şunu bunun içine sokuyorum. Şöyle. Ve çekiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde böyle dönerek yapacağız. İpim şurada. Bakın şurada.
Bu ipi şuraya kadar getiriyorum. Ne yapıyorum getirmek için? Şu arada, bakın şuradan şöyle geçiyorum. Şöyle şuraya geçiyorum. Bakın şuraya geçtim. Şuraya çıktım. Şimdi şunu kırıyorum böyle. Bakın şu vaziyette kırıyorum. Şöyle. Şu vaziyette kırıyorum ve bunu buraya dikiyorum. Şununla bunu birbirine dikiyorum. Şuradan giriyorum. Şöyle. Şuradan yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Buradan giriyorum. Şuradan çekiyorum böyle. Bakın. Buradan çıkıyorum. Evet. Bu şekilde şimdi şuraya geleceğim. Şuraya geleceğim. Şuna değil, şuraya geleceğim. Oraya gelmek için ne yapıyorum yine? Bunun içinden geçiyorum. Şunun içinden. Şunun içinden geçiyorum. Sonra şunun içinden geçiyorum. Şuradan. Bakın şuradan. Gördüm. İnşallah gözüküyordur. Bakın şuradan. Geçtim. Ve şuraya çıkıyorum. Bakın. Şuraya çıkıyorum. Şuraya çıkıyorum. Şöyle. Bunu kırıyorum. Yine aynı şekilde şöyle. Şöyle kapladım. Ve bununla şurayı birbirine dikiyorum. Şöyle. Buradan girdim. Buradan böyle. Böyle çıkıyorum. Tamam mı? Buradan böyle giriyorum. Buradan böyle çıkıyorum. Bakın çantam bitti. Diktim. Buna benim bir astar dikmem lazım. Şimdi bakın. Astarımızı diktik. Astarımızı şöyle ters döndürüyoruz. Şimdi astarımızın tersi, şu ters kısmı çantamızın içinde kalacak. Şöyle. Şu vaziyette. İpimi takıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi taktım. Sonra astarımı ortaladım ve getirdim. Geçtim. Şuradan şöyle geçeyim. Şöyle. Şöyle tutturacağız. Arkadaşlar ister böyle kendi renginde bir iple tutturun. İsterseniz hayalet ip denilen bir iplik çeşidimiz var. Onları kullanarak tutturun. Yani bir şekilde bunu böyle tek tek şuraya tutturacaksınız. Böyle. Fermuarı hani nasıl atlayarak dikiyoruz arkadaşlar. Bunları da bu astarı da bu şekilde böyle atlaya atlaya dikmeye çalışacağız. Şöyle aldım. Bakın. Şuradan. Şöyle yukarıya çıktım. Buradan şöyle bu tarafa geçtim. Bu şekilde. Şuradan aşağıya iniyorum tekrar. Bakın. Şöyle. Tekrar buradan yukarıya çıkıyorum. Böyle arkadaşlar bütün kısmı böyle dikeceğiz. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi astarımı diktim. Şimdi şu aradan şöyle çıktım. Bu tarafa geçiyorum. Sonra buradan
Şöyle yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Ve bu sefer şu aradan giriyorum içeriye. Şöyle. Bakın. Girdim. Gördünüz mü girdiğim yeri? Şimdi şu astarı şuradan yakaladım. Astarı şu vaziyette yakaladım. Ve bakın. Çektim. Birazcık ötesinden yine aynı yere çıktım. Aynı yere çıkıyorsunuz. Bakın aynı yere çıktım. Bu şekilde arkadaşlar bütün çantanın içini komple dikiyoruz. Astarımızı çantaya dikiyoruz. Yine buradan şöyle geçeyim yan tarafa. Göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Yoksa diktim. Şöyle şuraya geliyorum. Buradan pardon şuraya geçeyim. Buradan şuraya yukarıya çıkıyorum. Şuradan içeriye giriyorum. Şurada. Şöyle. Şöyle giriyorum. Kumaşın içinden tekrar çıkıyorum. Şuradan yukarıya çıktım. Şöyle buradan içeriye girdim. Şöyle. Bakın. Direkt kumaşın içine giriyoruz. Ve buraya sıkıca tutturup tekrar çıkıyorum dışarı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın astarımı ben serbest bıraktım. Bunun da sebebi şu içinde hani kir şey bir şeyler dökülüyor kırıntılar falan olur genelde bilirsiniz çantamızı hemen bu örtüyü böyle dışarıya çıkaracaksın silkeledikten sonra şöyle içine sokacaksınız. Evet arkadaşlar bakın çantamın ağzını şöyle çıt çıt da kapattım çıt çıt diktim ağzına kenar kısımlarına şöyle gördüğünüz gibi halkalar taktım iki tarafına ve zincirle bir sap yaptım. Çantam bitti. Nescafe kağıtlarından yapmış olduğum çantam burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.